Suriye asıllı Amerikalılar Beşar el-Esad hükümetine karşı Washington'da yeni bir gösteri düzenledi. Çoğu Suriye'den kendilerini ziyarete gelen akrabalarının vize süreleri dolduktan sonra ülkelerine geri dönmek zorunda kalmasından kaygılı. Tehlikede olanlardan biri de Amerika'da işletme okuyan Suriyeli öğrenci Nasip Nevelati. Tanıdıklarım dönmekten korkuyor. Ne yapacaklarını bilmiyor. Haberleri izleyip ölenlere ağlıyorlar. Onları sadece Suriye'de olup bitenler değil, aynı zamanda Amerikan vizelerinin süresinin bitmesi de korkutuyor. Zamanları doluyor. Ancak şimdi bir umut ışığı var. Obama yönetimi Amerika'daki Suriye vatandaşları için geçici koruma statüsü adlı bir vize programı başlatma hazırlığında. Onaylandığı takdirde bu statü turist, işçi, öğrenci ya da başka vize alarak Amerika'ya gelen Suriye vatandaşlarının ülkelerinde durum istikrar kazanıncaya ve güvenlik sağlanıncaya kadar Amerika'da kalmalarına olanak tanıyacak. Hayır! Bu ayın başında 6 Demokrat senatör Başkan Obama'ya bir mektup yazmış ve geçici koruma statüsüne alınacak Suriyelilerin derhal belirlenmesini istemişti. Senatörler Suriyelileri ülkelerine geri göndermenin Amerika'nın liderliğine leke süreceğini, böyle bir tavrın Amerika'nın baskıdan kaçanlara kucak açma geleneğini zedeleyebileceğini savunuyor. Amerika'daki en büyük Arap-Amerikan Medeni Haklar Kuruluşu olan Arap-Amerikan Ayrımcılıkla Mücadele Derneği avukatı Abed Eyüp, İç Güvenlik Bakanlığı'na geçici koruma statüsü oluşturulması için çağrıda bulunanlardan. Suriye'deki durum işler acısı. Suriyelileri ülkelerine dönmeye zorlamaksa insanlık dışı. Bu kişilerin hayatını tehlikeye atamayız. Amerikan Dışişleri Bakanlığı, Büyükelçilik çalışanları için güvenliğin olmadığını düşünüyorlarsa, aynı durum Amerika'daki Suriyeliler için de geçerli. İç Güvenlik Bakanlığı'nın göçmenlik kayıtlarından alınan verilerine göre 3000 Suriyelinin geçici koruma statüsüne alınması mümkün. Ancak bu sayının daha da yüksek olduğu iddia ediliyor. Nasip Nevelati gibi Suriyeliler için koruma statüsü yaşamla ölüm arasındaki çizgi anlamına geliyor. Devrim Moral, Amerika'nın Sesi, Washington.